Selamünaleyküm. Arkadaşlar, mavişimizin garaj önündeki son videosu olabilir. Yarın sabah maviş yeni sahibine kavuşacak. Hayırlısı olsun. Mavişten memnuniyetsizliğimizden dolayı satmadık. Mavişten çok memnunduk. Havalar soğuk olduğu için mavişe binemiyorum garajda yakın zamanlarda. Bir de iki kişi artçılı seyahatlerde mavişle yani 100 kilometrenin üstü uzun yollarda, yani siz de bilirsiniz ki biraz yoruyor, bizi yoruyor. Uzun yolda biraz daha rahatlıkla gitsin. Şimdiki yeni motorumuz ne olacak henüz kararını vermedim. Bu da sürpriz olacak bakalım arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Maviş'i yarın Samsun Rostar Yamaha'ya götüreceğim. Alacak olan arkadaş oradan teslim alacak benden. Biz de yeni motorumuzu bekleyeceğiz. Yeni motorumuzun gelmesi de artık 2 ayı bulabilir. 2 ay mavişsiz ve motorsuz olacağız arkadaşlar. Bu akşam böyle son biraz gazlayarak mavişte gitmeden. Bakalım arkadaşlar. Bir de son şöyle bir videoda çalıştırayım size. Kilometrede şu anda maviş. 2 kilometreye kadar hiçbir zaman beni üzmedi. Yolda bırakmadı. Yani alacak olan arkadaşlardan en max'i tercih ederim. Tavsiye ederim yani. Benim şimdi kafamda 3 tane motor var. Birisi X-Max 250. Birisi 3-Max 300. Birisi de X-Max 400. Belki de R25 bilmiyor. Yani bunların hepsi tabi düşündüm şu anda. Daha şey yapmadık. Bakalım arkadaşlar, ona göre sürpriz olabilir yani geldiğim olan motorun ne olacağı. Kapıyı kapat, videodan gel. Şimdi mavişte hem böyle veda turu atalım bir iki tane. Evet, ayrılmak biraz zor ama ne yapalım. Yeni sahibine hayırlı olur inşallah. İnşallah. Bizim için de hayırlı olur inşallah. Atla. Devam ediyor. Biniyorum. Tamam. Sizce yeni motorumuz ne olsun? Bir fikriniz, düşünceniz varsa N-Max'ten sonra ne olabilir? Sizin de fikirlerinizi alabilirim. Esiyor ya. Şimdi altımızda 250 X-Max, Tex-Max olsa mıydı ki? Arkadaşlar, mavişi sıfır aldığımda ilk
bayi buraya getirmişti. Samsun'un dostları Yamada Mustafa abi. Bu ara Mustafa abiye de teşekkür ediyorum. Maviş'i incitmeden bana getirip teslim etmişti. İnşallah sıradaki motorumuz da o şekilde teslim eder Mustafa abi. Buradan dostlar Yamaha Mustafa abiye teşekkür ediyorum. Evet, Maviş gitmeden son doğduğu sokaklarda, çarşamba sokaklarında biraz gezdirelim Maviş'imizi. Yeni sahibi arkadaşım. Maviş'e iyi bakma, iyi bakacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bakarsın. İnşallah Maviş'in değerini bilirsin. Her gün binemesen bile, yani garajda olduğunu bilmek bile yetiyordu ama ne yapalım? Olsun. Tamam. Bir de 2 dakika hemen aklıma geldi şimdi. İkinci el motor olacak arkadaşlar. Alacak olduğunuz motorun dikkat etmeniz gereken noktaları. Motorun önce servis bakımlı mı değil mi? Onu takip edin. Ona bakın. Eğer servis bakımlıysa da almanız için bir artıdır. Sonrasında ise alacağınız zaman servise götürün motoru. Bir ekspertiz yaptırın. Ekspertiz yaptırmadan asla motor almayın. Eğer sıfır motor almıyorsanız, ikinci el motor alıyorsanız bunlara dikkat edin. Ya da çok birebir bildiğiniz sıfırdan bugüne kadar ki geçmişini bildiğiniz motorları tercih edin. Böyle.
Evet arkadaşlar, bizim garajımız da bu. Sarıcı yüzüğümü zaten biliyorsunuz. Garajımız biraz dağınık ama artık. Allah size daha güzellerin nasip etsin. Dikkat et dışarısı.